Sunumu Türkçe yapacağım, İngilizce de yapabilirim. Ama arkadaşların herhangi bir talebi var mı bu? Burada sunum şu şekilde olsun diye. Herhalde yok. Bugün size Bartın şehrimizden, üniversitedeki imkanlardan, öğrencilerimizin yapması gereken işlemlerden bahsedeceğim. Kısa bir background bilgisi verdikten sonra aslında detay konuları için bilimlerdeki görevli hocalarımız, onlar size detaylı bilgi verecekler. Genel olarak sunumun konuları bu şekilde. Türkiye üzerinde genelinde bilgi vermek gerekirse nüfusumuz yaklaşık 82 milyon. Başkentimiz Ankara. Bize 3 saatlik uzaklıkta. Para birimimiz Türk lirası. Zaman dilimi Avrupa saatine göre, Greenwich'e göre artı 3. 3 saat gerideyiz. İlerideyiz. İnternet uzantımız TR uzantısı, com veya başka uzantıların sonrasında TR uzantısıyla hesaplarımız var. Elektrik 220 volt yuvarlak uçlu Avrupa tarzı fişler kullanıyoruz. Telefon kodumuz ülke kodu olarak artı 90. Tarih formatımız önce gün, ay ve yıl şeklinde. İklim genel olarak Marmara, Batı ve Güney kıyıları yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı şekilde. Doğu Karadeniz iklimi ılıman ve yağışlı. Doğu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da kurak iklim mevcut. Bartın üzerinde ise yaklaşık 200 bin nüfusumuz var. 4 ilçemiz, merkez ilçe de dahil olmak üzere 4 ilçemiz, Ulus, Amasra, Kurcaşile ilçeleriyle beraber. Alan kodumuz, telefon alan kodu 0378, trafik kodumuz plakalarda 74. Çalışma saatlerimiz 8.30-5.30 şeklinde. Buranın iklim koşulları ise kışları serin ve yağışlı, yazları sıcak ve nemli. Ulusal ve milli bayramlarımız da veya özel günlerimizde resmi tatil oluyor. 1 Ocak dünya genelinde zaten bu şekilde tatil. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız. 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü. 30 Ağustos Zafer Bayramımız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Bu yıl, yani önümüzdeki akademik dönem içerisinde 2001 yılına denk gelen Ramazan ve Kurban Bayramlarımız da bu şekilde. 13-16 Mayıs, burada 56 Mayıs kalmış. 13-16 Mayıs, 20 Temmuz, 23 Ağustos şeklinde. Bartın adının Parthenius Irmağı'ndan alıyor tarihte. Irmak kenarında kurulan kent olarak uzun yıllar Parthenia adıyla anılıyor. Yunan mitolojisinde bu muhteşem akan su veya sular ilahiyesi olarak anılıyor. 1991 yılında Zonguldak'tan ayrılarak Türkiye'nin 74. ili oluyoruz. Pardon. Şöyle yapayım. 74. ili oluyoruz. Uzaklığımız başkent Ankara'ya 270, yaklaşık 270 kilometre uzaklıkta, 440 kilometre uzaklıkta da İstanbul bulunuyor. Biz kuzey kıyı kenti olarak yer alıyoruz. Bartın Nehrimiz içeri, yani denizden, deniz kıyısından içeri 15 kilometreye kadar gemi alabiliyor. Daha önceden daha büyük gemiler alınabilirken bugün küçük bot diyebileceğimiz küçük gemiler veya tekne diyeceğimiz küçük gemiler yer alıyor. Bu arada bir yandan
katılım sağlayan arkadaşlarımız var. Onları da kabul etmeye çalışıyorum. Bartın şehri doğal güzellikleriyle, plajlarıyla, tarihi yapılarıyla ünlü bir şehir. Küçük bir şehir ama farklı imkanları da var, doğal güzellikleri de var. Bu arada gelen kişiler ekranı niye duraksıyorum onu da söyleyeyim. Gelen kişiler ekranı kaplıyor, bekleyen kişiler vardı. Onları... Burçin Hocam, bizlerden birisini yetkilendirin. Biz kabul edebiliyorsak siz bölmeyin. Olur. Sizi host yaptım. Tamam. Kabul edebiliyorsam eğer şu an ekranımda göremiyorum ama. Şu andan sonra belki görebilirsiniz. Yani ekranda da beliriyor. Ne var ne yok onları çözümlemeye çalışıyorum. Siz bölmeyin diye. Evet. Bartın 59 kilometrelik kıyı şeridine sahip. 12 adet ortalama kum plajı var. İnkumu, Amasra ve Çakraz plajları çok ünlü. Yazın özellikle büyük oranda yerli hatta yabancı turistler de alıyoruz. Burası İnkumu'na kuş bakışı bir görüntü. Amasra ilçesi en bilinen ilçemiz. Hatta bazen Bartın'ın da önüne geçmiş. 3000 yıllık bir geçmişi var. Burada çeşitli medeniyetler yer almış. Adını ise Pers Kralı'nın Kraliçe Amasris'ten alıyor. Osmanlılar tarafından fethi öncesinde şehre tepeden bakan Fatih Sultan Mehmet ise hayranlığını Lala Lala Çeşmecihan Rumoğlu'na bir diğer adı da hatta Çeşmecihan olarak biliniyor. Yalnızca işte yaz turizmi değil, hafta sonu kültür turlarının da mekanı. Balık restoranlarımız ünlüdür. Balık ve Amasra salatası özellikle. Buraya özgü bir salata. İçinde 40 farklı çeşit ürün vardır. Aynı zamanda burada ahşap oymacılık ve balıkçılık da şehrin geçim kaynaklarını oluşturmakta. Ulus ilçemizde ki başka bir ilçemiz... doğal güzellikleriyle ünlü bazı noktalar var. Bunlardan en bilineni Ulukaya Şelalesi. Kayanın arasından fışkıran kaynakta şelale oluşmuş durumda. Bunun dışında yine Ulus ve Kurcaşile sınırları dahilinde Küre Dağları Milli Parkları içerisinde yer alıyoruz. Burası Dünya Koruma, Doğayı Koruma Vakfı'nın öncelikli olarak belirlediği 200 ekolojik bölgeden bir tanesi ve içinde 157 endemik bitki türü bulunmakta. Buradaki hayat pahalılığından birazcık bahsedersek, bunu euro üzerinden de değerlendirmeye çalıştık. Ama küçük farklılıklar olabilir. Market alışverişinde bir yarım kilo makarna 3 lira, bu 35 euro denk geliyor. Pardon, 35 sente denk geliyor. 12 tane yumurta içeren bir koli de 7 lira. İşte dana eti, tavuk eti, burada fiyatları siz de görebiliyorsunuz. Aslında çok da pahalı bir yer değil. Türkiye genelinde söylemek gerekirse. Ulaşım için özellikle Ankara 85, İstanbul 120 lira civarında biletler. Öğrenci kafeteryasında öğrencilerin öğünleri 8-12 lira arasında değişebiliyor. Tabii ana yemekhanemizde yediğimizde bu ücretler çok daha uygun. Sosyal yaşama baktığımızda öğrencilerin özel yurtlardaki, bu arada bizden değil sanırım, ses geliyor mu? Ses, peki hocam sesi, arkadaşların sesini kapatma şansımız olabilir mi?
Özel yurt 600 lira 1000 lira arasında. Bu da yaklaşık 80 ila 115 liraya tekabül ediyor. Size de geliyor mu? Tamam, geliyor ama şimdi oldu mu? Oldu. Tamam. Yani bir an telefondan bağlanan arkadaşlarımızda bir şey var ama muhtemelen. Bu arada ekran görüntüsü de alabiliriz hocam. Hocam bazı arkadaşlar şu an şikayet ediyor. Diyor ki tercüme yok. Türkçe bilmiyorlar. Evet, hangi isterseniz kısaca İngilizce'de bahsedebilirim. If you like, so please write if you don't know Turkish at all. So I can also translate it into English. So we were talking about the social life and the cost of living, both in Turkey and Boston. So private dormitories cost about 700, range from 700 and to 1,000 Turkish liras, which amounts to about 90 or 100 euros. What about activities, social life activities? So a movie ticket, a movie theater tickets costs around 13 Turkish liras, while concert tickets range from 25 Turkish liras to 60 Turkish liras. It's the same as for theater tickets. So anyone who doesn't understand at all? So hocam, thank you for your information. Thank you for your information. Okay, I thank you. I don't speak Turkish little. I'm a new student. You're a new student. Congratulations, first of all. Welcome to our family. Today I start first book in English, Adr. So I'm very happy to member Bartın University, especially Tom for students. Thank you for your okay, I thank you. But most probably, is it your name, Halaç? Sorry, my friend has muted you because of the sounds that came to our. My name is Halaç Siraj. Where do you come from? I'm from Somalia. Good. I'm from Somalia. Now I live in Ankara. You live in Ankara right now? Yeah. Okay. We hope to see you here one day. Thank you. All right. Okay. Shall I continue? Yeah. My presentation? Yeah. Okay. Thank you. So if you have any questions in your mind, please keep that to the end of this presentation. Then I will try to, or we will try to answer all the questions in your mind. So let me give you some more information about our university. We were founded in 2008, so about 12 years ago. Now we are populated by more than 18,000 students from 60 different countries, literally 60. We have students from Asia, Africa, or Europe, even from the USA. And out of these students, 1,000
373 students are international students. So here we offer education in 9 different faculties, 1 institute for as a graduate school, let's say, and 1 school, that is the School of Foreign Languages, and 3 vocational schools on 4 different campuses. Adacı and Kutlubey are the main campuses, and Kutlubey is bigger than Adacı campus. Here are the faculties: Faculty of Forestry, Economics and Administrative Sciences, Engineering, Arts, Education, Science, Islamic Sciences, and Health Sciences. And lastly, Sports Sciences. And we also offer graduate degrees, postgraduate degrees for master's and doctoral degree students. So in the past, we used to have 3, and we recently we have joined them all under 1 unique institute. As I said, School of Foreign Languages, we try to teach foreign languages under this school. English, let's say, just for now. And vocational schools, 3 different vocational schools. 1, let's say 2 on Adacı campus, and 1 in Ulus district. And we have several research and application centers. This is a screenshot taken from the Kutlubey campus, and it's still under construction, but most of the buildings have already been constructed. But once it's finished, so it will be able to accommodate more than 30,000 people, both students and staff members. And this is a bird view screenshot for Adacı campus and Ulus campus, Kurcaşile campus. What about the access to the campuses? So it takes about 15 or 20 minutes for the first 2 campuses, which are the main ones. Adacı is just 15 minutes away from the downtown. Kutbey is 20 minutes away from the downtown. Ulus is a little bit further from the downtown. It's another small city. And Kurcaşile is about 1 hour from Bartın, the downtown. So students can have 2 meals in our dining halls, which cost about 2.5 Turkish liras. So if they are taking classes in the evening classes, as the evening education, so they will be able to have meals for dinner as well. Health and sports services. Vildan hocam da herhalde, değil mi? Evet. İsterseniz evet. Şey yapalım. Kısaca anlatın. Tamam. Ben de çevirebilirim. Tamam. Hı-hı. Başlayayım mı? Merhaba öncelikle bütün katılımcılara. Ben üniversitemizin kurum hekimi Doktor Vildan Başbuğ. Üniversitemizde sağlık hizmetlerini yürüttüğümüz bir mediko-sosyal merkezimiz var. Siz istemeyecek misiniz yoksa ben devam edeyim mi? Kısaca özetleyebilirim. Eğer önemli olduğunu düşündüğümüz noktalarda belki çevirebiliriz. Tamam. Hani, tamam. Sadece sonra benim bahsedeceğim aslında tamam. İşte
kimler var burada, kimler hizmet ediyor ben gibi. Ben de. Tamam. O şekilde. Sonrasında siz hani bir takım bilgileri çevirebilirsiniz. Merkezimizde bir kurum hekimi, bir diş hekimi, bir psikoloğumuz ve bir de hemşiremiz bulunmakta. Ben gelmedi ama. Tamam. Görüntü var ama neyse tamam. Merkezimizde görevli psikoloğumuz Şenay Dilen Çakır. COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece uzaktan eğitim gören öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari personelimiz için Zoom üzerinden online danışmanlık hizmeti vermekte. Diş hekimimiz ve ben burada poliklinik hizmeti veriyoruz. Poliklinik hizmetlerimiz derken ayaktan tedavi hizmetleri veriyoruz ama ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda diş hastanesine veya hastaneye sevk ediyoruz. Buradaki hizmetlerin tamamı ücretsiz. Medikososyal merkezimizde verilen ücretlerin tamamı. Merkezimizde hasta kabulü sadece randevu sistemiyle olmaktadır. Bununla ilgili telefon numaraları da sağlık kültür, yani üniversitemizin web sayfasında Sağlık Kültür Spor Dairesi'nde dairesinin sayfasında verilmiştir, belirtilmiştir. Ve merkezimizde hasta kabulünde öncelikle mutlaka ateş ölçümü yapılıyor bu COVID tedbirleri kapsamında. Dezenfeksiyon işlemleri tamamlandıktan sonra, el dezenfeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra hasta kabulünü yapabiliyoruz. Hastalardan özellikle hani burada şu anda uzaktan eğitim var ama hastalar daha doğrusu yüz yüze eğitime geçildiği zaman mutlaka hastamıza kontrolümüz, hasta kabulümüz daha doğrusu maskeyle olmaktadır. Maskesiz hasta kabul etmiyoruz. Ateş ölçümü yapılmaktadır. Eğer hastanın ateşi, öksürüğü, başvuracak öğrencinin ateşi, öksürüğü varsa mutlaka hastaneye gitmesini öneriyoruz. Yani merkezimizde kabul edemiyoruz. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Medikososyal Merkezi ile ilgili. İsterseniz siz çevirisini yapın. Sonrasında formalitelikleri varsa yardımcı olabilir. Let me summarize what our doctor has told about their facility. So all the services offered in this center in medical social are free of charge. All our students can benefit from these facilities. Under COVID-19 precautions, so they have to make appointments online by our psychologist. And after the major, or let's say when we get to face-to-face education in the following term, so they will be able to admit the students or staff members with a mask. As far as I remember, hocam, psikologumuzun uzaktan hizmet verdiğini, bütün ücretlerimiz, hizmetlerimiz ücretsiz olduğunu, yüz yüze eğitime geçtiğimizde de maskeyle hizmet vereceğinizi şöyle kısaca bahsettim. Evet. Sanıyorum önemli noktaları değinmiş oldum. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Do you have any questions for this center from our students? Yok galiba. Sanırım öyle. I suppose so. Okay. Sağ olun hocam. Geldin. Teşekkür ederim. Zaten arkadaşlar İngilizce bilmiyor. Sorry? Zaten arkadaşlar İngilizce bilmiyorlar galiba. İngilizce bilmiyorlar. Varsa sorularınız Arapça, Fransızca, Türkmence ve Rusça, başka? Evet, yani bu dillerde de şey yapabiliriz. Sorularınız olduğu zaman mutlaka bize
sorun. Let me translate it into English. So it's not possible to translate everything into different languages. But if you need, now we can translate what we have explained here into Arabic, French, Russian, and Turkmen. So we also have this chance to translate everything into these languages. If you have, Thank you so much. Please try to keep your questions, as I said, to the end of the presentation so that we can proceed with our presentation smoothly. Any questions now? Most no, probably not. Okay. So I will ask you if you have any questions. And so on our campuses, we have sports facilities as well. And we have a football field, FIFA accredited, and fitness gym, and sports center, and different courts, let's say basketball, volleyball, and other sports. We have more than 50, actually, so it's up, it must be updated, but more than 50 student clubs. So in one of these, you can take an active part, and you can try to realize your dreams. And as I highlighted in red, so Kardeşlik Kulübü, fraternity or brotherhood club, is the club founded by our international students. So you can also come to that club and try to do anything as an international student, as social or cultural activities. And library, kütüphane, hocam. Olur hocam, ben kütüphaneyi kendi sunumumuz üzerinden tamam. Anlatabilirim. Bu so şey. Our librarian is going to explain everything which is important about our library, and I will try to translate it into English. And if you have any questions, again, please write down your questions, and in the end, we will try to answer everything in your mind. Burçin hocam, ben zaten birkaç slide hazırladım. Slide dedim, siz her slide'ın sonunda gerekli çevirileri yaparsanız sevinirim. Herkese merhaba, ismim Ülke Özgüven, Bartın Üniversitesi Kütüphanesi'nde görev yapıyorum. Kütüphanemiz hakkında kısa bir bilgi aktaracağım sizlere arkadaşlar. Şimdi Bartın Üniversitesi Kütüphanesi 2008 yılında üniversitenin kuruluşuyla kuruluyor. Günümüz itibariyle 85 bin basılı kitap ve 7 milyonun üzerinde elektronik kaynağı ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra abone olduğumuz veri tabanlarımız var, işte basılı dergi aboneliğimiz var ve binalarımızdan bahsetmeme gerek yok sanırım Burçin hocam, çünkü uzaktan erişimle kullanacak arkadaşlar daha çok. İşte kampüs içerisindeki imkanlarımız... Evet. Bence de çok fazla dalmayalım. Kısa kısa bilgiler, yine sorular olursa cevaplandırırız sonunda. Yani bu slaytta sadece değinmek istediğim şey şu, veri tabanlarımız aracılığıyla 7 milyonun üzerinde elektronik kaynağı ev sahipliği yapıyoruz. Bu elektronik kaynakları da uzaktan erişimli arkadaşlar kullanabilecekler evlerinden. So, our library was founded in 2008 and on our shelves, so we have more than 85,000 books. And as electronic sources, we have more than 7 million sources. Actually, that's enough to say. Var mıydı başka?
Bulduk hocam. Bu yeni binamızdan, Kutlu Bey kampüsündeki binamızdan bir görüntü paylaşmak istedim arkadaşlar. Shot from the Kutlu Bey campus library building. Şimdi kütüphane web sayfasından bahsedelim. Bunları da... Ben sizi host yaptım ya, ben şu anda susturamıyorum sesi. Tamam hocam, ben görüyorum da. Şöyle bir bakayım. Tamam galiba. Şimdi kütüphane.bartin.edu.tr adresiyle kütüphane web sayfasına girebilirler ve bu 7 milyon üzerindeki elektronik kaynağı ve tüm veri tabanlarımızı kütüphane web sayfamız üzerinden giriş yaparak kullanabilecek arkadaşlar. Aynı zamanda bizimle ilgili personel, iletişim, güncel duyurular gibi bilgilere de kütüphane web sayfamız üzerinden ulaşabilecekler. kütüphane.bartin.edu.tr adresinden. So students can get access to our library online from the from this link. You can type this link and you can take the first step to reach more than 7 million e-sources. Mm-hmm. There we go. Buyurun. Şimdi bu da yine bir kütüphane binamızdan, salonlardan genel bir görüntü. Hı-hı. Çalışma salonlarımız. Şimdi veri tabanları hakkında bilgi vermek istiyorum. Veri tabanlarını slide üzerinden aktarmayayım isterseniz Burçin Hocam. Hı-hı. Web sitesi üzerinden uygulamalı şekilde göstereyim. Şimdi ekranım görünüyor mu acaba? HTTP kütüphane. Pardon. Şöyle bir arkadaşları sessize alalım. Hı hı. Şimdi sanırım Bartın Edu.tr sitesini görebiliyor musunuz acaba? Eğer ekran şöyle siz tekrardan bir share screen yapıp masa üstünüzü paylaşmanız lazım ya bilgisayarınıza. Tamam, şöyle yapalım o zaman hocam. Ben de şu an masa üstünde durdurayım tekrar. Tamam, tekrar. Evet. Şöyle paylaşırsam gelecek mi acaba? Evet, geldi. Tamam. Bir sessizlik durumuna tekrar bakalım. Sanırım sorun yok. Tamam Burçin Hocam, sorun yok sanırım. Hı-hı. Şimdi arkadaşlar Bartın kütüphane.bartin.edu.tr üzerinden giriş yaptığınızda web sitemizle karşılaşacaksınız. Kütüphane web sitemiz bu şekilde. Bu elektronik kaynaklarımızı kullanmak içinse olanaklar menüsü var solda. Olanaklar menüsünden e-kaynaklara uzaktan erişim, yani evinizden bizim veri tabanlarımıza abone olduğumuz kaynakları kullanabilmek için olanaklar menüsü e-kaynaklara uzaktan erişim kısmından hareket ediyor. So this is so let me interrupt. Kısaca araya gireyim. Zaten görüyorlar ama açıklayayım hani nereye ulaşacaklarını. Onlar da zaten so you can get the e-sources here from this link, okay, when you click on e-kaynaklara uzaktan erişim, when you click on, so you can click on this, hocam, buraya tıklayabiliriz, e-kaynaklara uzaktan erişim, mm-hmm. So you will see this page. Mm-hmm. Şimdi bu sayfada da Burçin Hocam, DeepKnowledge portalı, yani bu portala giriş yapmaları gerekiyor. Zaten bilgi metnini okuduklarında e-kütüphane Bartın.edu.tr linkine yönlendirecek artık. Knowledge portalından e-kütüphane Bartın.edu.tr'ye giriş yapacaklar. So you will log into e-library, let's say. So it's in Turkish e-kütüphane.bartın.edu.tr. So you should also click on this. Şimdi bu sayfaya girdiklerinde de biraz yavaş gidiyor. Sayfaya girdik. Birazdan bayan.
yeni bir kayıt oluşturmaları. Safi'de kayıt ol kısmından kurumsal e-posta adresleriyle Safi Nur Hanım sanırım bu konuda bilgi verecektir arkadaşlara. So you need to sign up from that part. I'm sorry. From the top. Kayıt ol means sign up. Bu sayfada da kurumsal e-posta adresleri, isim, soyisim girerek sayfaya bir kayıt oluşturmaları gerekiyor ve kayıt olduktan sonra oturum açarak bizim tüm elektronik kaynaklarımızı kullanabilecekler. So when you get to this page, so you need to use your institutional email accounts and also you will type your name, surname, and once your account has been approved or activated, you will see as Ülkü Özgüven, which is our yani, English. Evet, sağ üstte isimlerini görecekler hocam ve burada toplu bir tarama yapabilirler. Kaynak tarama kısmından, keşif arama kısmından, konu taraması, anahtar kelime taraması. Bu sadece, sadece Türkçe'de değil mi hocam? Yok, İngilizce veri tabanlarımız da var hocam. Aslında içeriğin... Yok, açıklama olarak bu sayfa. Ha evet evet, bu sayfanın İngilizcesi de var mı hocam? Bir bakayım. İngilizce çeviri kısmında. Yok sanırım hocam, sadece Türkçe'yi ayarlamışlar. Evet, anladım. Yani herhangi bir kaynak da taramak istiyorlarsa kaynaklar kısmından veri tabanlarına tek tek bakabilirler. Ya da dediğim gibi ana sayfaya geldiklerinde burada da arama kısmında direkt konu anahtar kelime araması yapabilirler. Ben örneğin şöyle bir basit arama göstereyim. Basit bir arama örneği göstermiş olayım arkadaşlara. You can just simply type the keywords you would like to search for. Burada elektronik kitaplarımız, dergiler, makaleler, PDF'lerine tam metin olarak erişebilirler tıkladıklarında. Burası ile. Bu şekilde kullanabilirler Burçin hocam. Yani basit bir aramayla tüm elektronik kaynaklarımıza erişip indirebilirler, okuyabilirler, kullanabilirler. Okay, so as we said before, so you can reach from these pages more than 7 million e-sources. If you have any questions about just library, let's say, you can ask our your questions to our. Var mı acaba arkadaşların soruları? Bu arada any hala gelen... Library? Sanırım bu kadar. Yani benim çok kısa şeyde anlatacaklarım bu kadar. Tamam. Tamamdır. Bir de veri tabanlarında dil veri tabanlarımız var. Değinmemi ister misiniz Burçin hocam? Yani dil becerilerini geliştirmek için olan veri tabanlarımız var özellikle. Olabilir. Tamam, şöyle yapalım. Yani kısa, çünkü diğer şeylerde olacağı için aslında tamam. Çok da girmeyebiliriz. Tamam. Farklı farklı birimler şimdi anlatım yapacaklar. Arkadaşlarımız da sıkılmasınlar. Tamam, ben hiç bölmeyeyim. Ama zaten bu sayfalara... Türkçeleri gelişecek, bir Türkçe hazırlık alacaklar. Ondan sonra daha çok akademik sürece girecekler. Zaman içerisinde bunu da çözümleyeceklerdir diye. Tamamdır. Tamamdır Burçin hocam. Çok teşekkür ettim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman şöyle bitireyim. Şimdi Safi Nur Hanım'ı şimdi en son nerede kalmıştık? Sizin sunumunuz mu devam ediyor hocam? Sunum devam ediyor da Safi Nur Hanım'ı da alabiliriz aslında. Onu da önden. Tamam, ben de geleyim. Burçin hocam bir soru var ama anlayamadım. Öğrencimizin sorusu ne demek istemiş nedir acaba? Bir chat kısmından bakabilirseniz Talaş iPhone diye bir öğrenci. Ben de şimdi ona bakıyorum da. Bir bakayım. Kütüphaneyi mi diyor demek istedi acaba, anlayamadım ama. Niçin ben chat kısmını göremiyorum? Chat'e tıklıyorum. Ve bakabilir miyiz?
Küçük kütüphane adacı oluyor herhalde. Ben anlayamadım ne demek istediğini. Bartın'da bulunan öğrenciler küçük kütüphaneyi yakından ziyaret edemeyecekler mi diyorlar? Hayır, tüm kütüphanelerimiz açık şu an. Covid sürecinde de açık. Tüm kütüphanelerimizde, her iki kampüsteki kütüphanemizde ziyaret edebilirler. Ödünç kitap alabilirler. Çalışmalarını kütüphane içerisinde yapabilirler. Hijyen kurallarına uydukları müddetçe kütüphanelerde hepsi açık hocam. Kütüphanelerimizin bir sıkıntı yok. So, let me translate it as well. Our libraries on both campuses are open from 8:30 in the morning till 5:30 in the evening. So you can come and visit our libraries and you can borrow your books as long as you follow the rules. So, you know, COVID-19, because of that, we need to wear masks. So now we are not wearing masks because we are online, but you can also visit these libraries. Kısaca bunu da söylemiş olduk, belirtmiş olduk. Öğrenciler ziyaret edebileceklerini biliyorlar. Doküman paylaşmamızı istemişler. Sanırım sunumu istiyor arkadaşlar. Sizin mi, benim mi bilemedim. Sunumu paylaşırız web sayfamızda. Bunu bir hatta şu anda kayıt alıyoruz. Bunu da bir atabilirsek şeye, çok uzun tutmazsak internete yükleyip bunu da paylaşırız. Ama boyutları nasıl olur bunu kestiremiyorum şu anda. Çünkü ne kadar oldu? Biz 50 dakika olmuş. O zaman Savinur hocama geçelim. Ha, merhaba, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Geliyorum. Tamam. Bana ekran size de, paylaşma yetkisi verebilir misiniz? Size de Ülkü hocama hostluğu verdim. O yapsın diyelim. Şimdi bir bulabilirsem Safnur hocama. 3 nokta var ya ekranda, görüntüde. Ona tıkladığımızda make host demesi lazım. Sanırım oradan. Şimdi ben de yeni gelen öğrencilerden dolayı göremiyorum çok ekranımı da. Şu kameraların olduğu yerde kişinin görüntüsünün üzerinde mute ve 3 nokta olması lazım mavi. Üzerine gelince inleyici tıklatınca. Maalesef ki göremiyorum Burçin hocam. Siz bir şeyi aşağı alabilir misiniz hocam sunumunuzu? Sizin sunumunuzdan dolayı mı acaba bir şey durum var? Aldım. Kamera görüntülerine erişebilir misiniz? Şöyle. Tamam. Şimdi oldu hocam. Şimdi bir bu Safinur hocamızı bulalım. Burada paylaşım şeyini göremedim ama hocam Burçin hocam. Şimdi benim kamera görüntüm var ya. Aha, evet evet buldum. Orada olması lazım yok mu? Ha şeyden bakalım. Katılımcıların üzerine geldiğimizde more oradan da olabilir. Şu katılımcılar var ya, participants. Ne yapıyor hocam? Düştü sanırım. Sağ tarafta bir participants. Orada more kısmı gelir, oradan da olabilir. Tamam, more kısmında hocam vermem gereken yetki ne? Make host. Şimdi olması gerekiyor ama. Verdim evet, o yetkiyi. Verdiniz. Evet, tamam, geldi şu anda. Teşekkür biraz ederim. Önce de verdim ama biraz önce Safinur hocam düştü mü? Onu anlayamadım. Evet, evet bir ara ben düştüm. Şu anda sesim geliyor mu? Geliyor, tamamdır. Tamam. Tamam, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şu anda ekran nasıl? Görünüyor, sıkıntı yok. Tamam. Ben ilk önce eğer gelirseniz diye öğrencilerimiz kablosuz interneti nasıl kullanacak onları anlatmak istiyorum. Üniversitemize geldiğinizde 4 tane ağ göreceksiniz kablosuz ağınızı açtığınız zaman. Sizin kullanmanız gereken öncelikli ağımız bu öğrenci ağı. Eğer bu öğrenci ağında girdiğiniz zaman
kullanıcı adı ve şifre gelmezse internet tarayıcısına 10.74.1.1.2. üst üste 8090 diye internet adresini girmeniz gerekiyor. Ben çevireyim isterseniz. So tamam. On our campuses you can use different network types. So when you see bu personel, ederom, bu misafir, bu öğrenci. So it's also covered by a red line. Bu öğrenci. So you need to see this page on the right. Okay. So here. What you need to enter as information is student number as the username and identity numbers as your temporary passwords. You need to retype your permanent passwords once you are logged in. So please. So try to connect to bu öğrenci. Bu is abbreviated for Bartın University. Bu öğrenci. So you are student. Öğrenci. It's the first lesson or first words to know. Öğrenci means students. Okay. İlk önce girebilmeleri için internete şifre değişikliği için tıklayınız diye bir yazımız var. İlk önce şifre değişikliği yapmaları gerekiyor öğrencilerin. Dediğiniz gibi kullanıcı adları, öğrenci numaraları, geçici şifreleri, TC kimlik numaraları. İlk önce şifre değişikliği için tıklayınıza tıklayıp ilk önce bir şifre değişikliği yapacaklar. So the last line şifre değişikliği için tıklayınız is the part that you can change your passwords. So please first change your passwords. Şifre değişikliği ekranımız bu şekilde. Kullanıcı adlarını ve şifrelerini yazıp ilk önce şifre değişikliği yapmaları gerekecek. Oluşturulan şifreler en az 8 karakterli olması gerekiyor. Ve içinde birer tane küçük harf, büyük harf ve rakam bulunması gerekiyor. Bu şekilde yeni şifrelerini öğrencilerimiz kendileri oluşturacaklar. And first line username, then your password, a new password, and you need to confirm your new password. So it's easy. You can translate it in Google Translate, and you can find which word means which. But you will already be learning Turkish, and it won't be that difficult. Okay. Şu kısım önemli hocam. En az 8 karakterli olması gerekiyor ve içinde küçük harf, büyük harf ve rakam olması gerekiyor. En az birer tane. Ha, for your passwords, so your passwords must be of at least 8 digits. 8 digits. So it could be a small letter, a capital letter, and also numbers, let's say. Daha sonra da sisteme girdikten sonra parolayı değiştirebilirler ya da bilgi işleme gelerek biz değiştirebiliriz parolalarını. Your passwords can be changed after you are logged in or you can go to the bilgi işlem department, IT department let's say, and also you can ask them to change your passwords. Aynen. İkinci kullanabilecekleri kablosuz internet ağı da EDROM. EDROM'dan bahsedeyim ilk önce biraz. Another wireless network for internet is EDROM. She'll be talking about that. Eğitim gezintisi kelimelerinin kısaltılmasından oluşuyor. Eğitim kurumlarının birçoğunda var. So in most educational institutions they offer EDROM internet. Türkiye'de ise 127 tane kurumda TÜBİTAK dahil EDROM internet ağı mevcut. In Turkey this connection can be found in more than 100 or let's say 127
institutions, mostly in universities. Bu ağa bağlanabilmek için farklı ayarlar yapmak gerekiyor. İşte telefonlarınız Android ise farklı bir ayar, iPhone ise farklı bir ayar. Bu ayarların hepsini edrom.barton.edu.tr adresinde bulabilirsiniz. You need to change the settings, the configurations, so you can also get the instructions for these settings or configurations on this link, edrom.barton.edu.tr. Üniversitemizin ana sayfasında zaten bunun linkleri mevcut. Edrom sayfasına girdikleri zaman da bağlantı ayarları kısmından gerekli ayarları elde edebilirler. You can also get access to this site from our main page, university main page. Buraya girebilmeleri için, Edrom ağını kullanabilmeleri için ilk önce bu öğrenci internet ağından şifrelerini değiştirmiş olmaları gerekiyor. Neyi değiştirmiş? Ne? Biraz önceki anlattığım bu öğrenci internet ağı var ya. Anladım. Oraya girdiklerinde şifre değiştirmiş olmaları gerekiyor. Yani şifre değiştirmeden Edrom'a giremezler. As we talk before, so once you're locked in, your password, previously told about that, your password must should have been changed. Otherwise, you won't be able to get access to this Edrom network. So in order to get locked in this network, so you need your student number at webmail.barton.edu.tr and your internet password. So the password that you have changed, not the first password. The first password was their identity numbers. Aynen. Okay. Değiştirdikten sonra ve gerekli bağlanma şekillerini öğrendikten sonra giriş yapabilirler. Hı-hı. Kurumsal e-posta hizmetimiz var. Biraz önce kütüphaneyi anlatan ülke arkadaşımız bahsetmişti. Veri tabanlarına uzaktan erişim için kullanılan kurumsal e-posta hizmetimiz var. Ondan bahsedelim. Biz öğrencilerimizin hepsini Office 365 mail adresi dağıtıyoruz. Ve öğrencilerimiz gelmeden önce otomatik olarak açıyoruz bu mail adreslerini. So our newly registered students must open an Office 365 accounts. So their accounts have already been opened by our IT departments. They don't need to do anything else. Başka bir şey yapmamıza gerek yok, değil mi? Aynen. Zaten açıldı. Aynen. Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Kurumsal Hı-hı. postaları açılıyor. İçinde 5 tane ofis lisansımız var. 5 terabyte bulut depolama hizmetimiz var. Ve Word, Excel gibi uygulamalara da uzaktan online erişim hizmetlerimiz var. For these accounts, you will be able to have an institutional email account, 5 office licenses, office programs, let's say, 5 terabytes drive service, and also easy access to or free access to Word, Excel, PowerPoint, and etc. Mm-hmm. Aynen. Slide'ın başında da dediğimiz gibi bütün öğrencilerimize direkt açıyoruz. Kullanıcı adları öğrenci numaraları @öğrenci.barton.edu.tr. Şifreleri de TC kimlik numaralarının sonuna büyük B, küçük U ve yıldız karakterlerini ekleyerek oluşturuyoruz. İlk girişte zaten değişiklik ekranları geliyor. Kendi şifrelerini kendileri oluşturuyorlar. So this is so important for all our newly registered students, so you will be able to
connect to your lessons using this platform, Office 365. So you need to log in this page or this account, let's say. So your username is your student number, okay? So in your student certificates, so you will be you will see your student numbers at ogrenji.bartin.edu.tr. So that is your username. As in the example, you can see in brackets, in parentheses. And temporary passport is your ID numbers. Okay, typing your ID numbers is not enough. What needs to be done is to add B as capital letter and U as small letter and star, just one star. For example, 11111, 12541, and B, U and star. U is small, B is capital letter. That's enough, I think. Oh. Mm-hmm. Aynen. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorusu olan varsa alabilirim. If you have any questions for this page especially or other for other issues, please ask here. Bu arada sizi de host yapayım hocam. Teşekkür ettim. So this webinar is saved or is being saved. So it takes more than an hour, but we will try to upload this broadcast to the web. And once it's finished, we will let you know. We will announce it on our website. And also we will try to, can we do, we will put these slides or these slides on our web page as well. And where can I find my student number? Student number, so if you are registered, okay, you must, you have been given student certificate, so you can find your student number on that page. I think we have no other questions. Sabır hocam, herhalde çok öğrenci numarasını soranlar var. Aynen. Onun haricinde nereden bulabiliriz bu webinarı diyenler var. İsterseniz sizin kısmınızı bitirelim. Kadir hocama geçelim. Öğrenci işleri ayağına geçebiliriz. Ben sizi unmute edeyim. Sizi make host edeyim mi Kadir Bey? Yaptım. Halim, kamerada her. Sesin geliyor mu? Sesiniz geliyor. Bizi öncelikle tam onu derken kendimi sessiz aldım. Bizi sessiz alabilirsiniz demiştim. Tamam. Öncelikle oryantasyon etkinliğimizi şereflendiren siz değerli öğrencilerimize üniversitemize hoş geldin diyoruz. Öğrenci Şehir Daire Başkanlığı'na görev yapıyorum. İsmim Kadir. Katılanlar var, onları da alın. Şimdi
dışında size UBS Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'ne nereden giriş yapılır ve öğrencilerin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'nde yararlandığı imkanlar, dokümanlar nelerdir onları göstereceğim. Öncelikle üniversitemizin web sitesine giriş yapıyoruz. Bart Üniversitesi'nin web sitesine giriş yapıyoruz. Şurada bir UBS ikonu var. UBS ikonuna tıkladığınızda üniversite bilgi yönetim sistemine geçiş yapıyoruz. Ben bu sayfayı İngilizce'ye çevirdim. Kadir Bey, sesinizi duyamıyorum diyen olmuş da mikrofonu yakından tutma şansınız olabilir tamam. mi? Şu an sesim nasıl? Birazcık daha... Hocam mikrofon... bir saniye hocam, şuradan sesimi açmam gerekiyor. Zoom'un ayarlarından da oluyor bazen. Hocam şu an sesim iyi değil mi? Öyle diyen olmuş, ben duyuyorum, yani hiç duymuyorum değil. Yani bakıyorum burada. Tamamdır. Tamam, buradan da açık da hocam. Tekrar. Biraz daha iyi. Evet, oradan. Evet. O zaman baştan alayım. Üniversitemizin web sitesinden, ana sayfasından. Şurada UBS ikonu var. Bu ikona tıkladığınızda kullanıcı adı ve şifrenin girildiği ekran gelecektir. Bu sayfayı İngilizce'ye çevireyim. Arkadaşlarımızın daha iyi anlaması açısından. Kullanıcı adları, öğrenci numaraları, şifreleri de TC kimlik numaraları olacak şekilde login diyoruz. Şu an sisteme giriş yapıldı. Sol üstte menü yer alıyor. Menüye tıkladığınızda Student Information Management diyor. Buna tıkladığınızda şu an öğrencilerin derslerini gördüğü, belge talebinde bulunduğu ve ders içinde yaptığı ekranı görüyoruz. Sol üstten, şurada transkriptten öğrencinin aktif olduğu programdaki transkripti görülebilir. Course registration, İngilizcem yok. Bütün hocam şimdi course, ama okuduğum kadarıyla. Buradan öğrenciler ders seçimine kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. So, you can do the course registration on this page from this link. Course registration, you can choose, you can select your courses that you would like to take for this semester, or you can change these lessons. Şu an bilindiği üzere ders kayıt haftasındayız. Bu öğrencimiz de ders kaydını yapmamış. Bir bakalım nasıl ders kaydı yapılıyor. Buna tıkladığımızda. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Ders kaydı yapacak olan arkadaşlarımız Türkçeyi halletmiş olan arkadaşlarımız Kadir Bey. Evet. O yüzden bunu Türkçe getirebiliriz. Tamam. Türkçe hazırlığı atlatmış veya zaten Türkçe biliyor olan öğrencilerimiz. Hazırlık öğrencileri tamam. Yani İngilizce veya Türkçe onların buna herhangi bir şey yapmayacaklar ders kaydı için. Tamam, o zaman o zaman şu sayfayı da Türkçe'ye çevireyim. En baştan nasıl giriş yapıyorum? Kullanıcı adı ve şifreyi yazdıktan sonra menüde öğrenci bilgi ekranı diyoruz. Ders seçimi kayıt yenileme ikonuna tıkladığımızda öğrencinin ders seçimi ekranı gelmişti. Burada yardım dokümanları, yardım videosu yer almaktadır. Buradan da ders kaydı nasıl yapılır? Bu videolar dokümanları izlenerek oldukça yardımcı olacak. Okudum dedikten sonra öğrencinin en fazla kayıtlanacağı 30 arkadaşı. Şu an hiçbir ders seçili olmadığı için seçili arkadaşı görünmektedir. Öğrenci birinci sınıf, birinci dönem öğrencisi. Burada öğrenci numarası yazıyor. Burada da danışmanı yazıyor. Şu kısım önemli. Danışmanlarıyla öğrenciler ders kayıtlarında ve onun dışında danışmanlarıyla sürekli irtibat halinde olmaları gerekiyor. Şimdi bu öğrencinin şurada
kısa açıklamalar yer almaktadır. Zorunlu dersler, seçili dersler, üst dönem dersler, başarılı olmayan dersler aslında. Bu öğrencimiz zorunlu dersler tadına gelecek. Burada alması gereken tüm dersler yer alıyor zaten. Bunların hepsini tek tek şöyle tıklayarak seçin isteyecek. Şöyle aydınlık gözlerim. Şimdi bu öğrenci 30 AKTS'ye kadar tüm alması gereken dersleri aldı. Bundan sonra ders seçimini kaydet ve bunun hemen akabinde danışmana gönder seçeneği çıkacak. Mutlaka öncelikle dersleri seçip, ders seçimini kaydet ve sonra da danışmana gönder demesi gerekmektedir. Şimdi bu öğrenci, birinci sınıf öğrencisi olduğu için önüne sadece zorunlu dersler gelmiştir. Bazı bölümlerde, bazı öğretim planlarında dersler zorunludan oluşmayabilir. Hepsi zorunlu olmayabilir daha doğrusu. Eğer zorunlu dersleri seçtiğinizde 30'un altına düştüyse bilin ki almanız gereken seçmeli ders ya da bölüm dışı seçmeli ders vardır. Seçmeli dersleri de şuradan görüntüleyebilirsiniz. Bu öğrencinin şu an alması gereken seçmeli ders olmadığı için görüntülenmiyor ama sizin bölümünüzde birinci dönemde seçmeli ders alınması gerekiyor olabilir ve o dersleri de buradan seçeceksiniz. Tabi burada tekrar değinmekte fayda var. Ders kaydında eğer bir sorun yaşarsanız mutlaka danışmanınıza itibarla geçmeniz gerekiyor. Ders seçimleriniz zorunlu ve seçmelilerinizi aldıktan sonra ders seçimini kaydet ve danışmana gönder demeniz gerekiyor. Ondan sonrasında sizin ders kaydınız artık danışmana gönderdiğiniz için danışmanınızın önünde düşecek ve hiçbir şekilde ders kaydınızı da düzeltme yapamayacaksınız. Danışmanınız da eğer yaptığınız kayıtlanmada herhangi bir sorun görmüyorsa direkt kaydınızı tamamla diyecek. Eğer bir problem varsa şu olabilir danışmanınız ya sen yanlış ders seçmişsin, bu dersi almaman gerekiyor gibilerinden bir düzeltme yapacaksa eğer o dersi sizin üzerinizden siliyor ve tekrar sizin onayınıza gönderiyor. Kesinlikle danışmanınıza gönderdiğiniz ders kaydınız tamamlanmadan ders kaydın bitti diye düşünmeyin. Danışmanınız bir değişiklik yapıp size de geri gönderebilir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Hocam bunu çevirmeye gerek var mı? Burayı bence gerek... Pardon. Ben... Sesim geliyor herhalde değil mi? Ha, geliyor, geliyor hocam. Ben sesimi kapatmıştım ama. bence burada yok. Dediğim gibi hani bu dersi alacak öğrenciler zaten Türkçe hazırlık yılını tamamlamış, bölüme geçecek olan öğrenciler. Tamam. Türkçe anlatımınız da tamamlamışlardır diye. Tamam. Tamam. Yine de eğer herhangi bir sorusu olan arkadaşlar fakülte öğrenci işlerine, yüksek okul öğrenci işlerine ulaşabilir ya da bizlere ulaşabilir, biz de yardımcı olabiliriz. Ders kayıt işlemi bu kadar. Dediğim gibi zorunlu ve seçmeli dersleriniz varsa onları mutlaka seçin. Öyle gönderin. Hani sadece zorunları seçip benim ders kayıtlanmam bitti diye düşünmeyin. Belki seçmeli ders almanız gerekiyor. Ya da bölüm dışı seçmeli ders almanız gerekiyor. Bunları dikkat edin. Ders kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ders seçme ekranı bu kadar. Şimdi buradan öğrencilerimiz nelerden faydalanıyor? Şimdi ders seçimimiz tamamlandıktan sonra takvimde burada sizin ders programınız görüntülenecek. Bu öğrenci şu an ders kaydı yapmadığı için görüntülenmiyor. Ama siz buradan haftalık ders programınıza ulaşabileceksiniz. En önemli ekranlardan biri de belge talebi. Genellikle öğrencilerimiz hani öğrenci belgesi, transkript, disiplin belgesi, ders içeriği, raporu için hani üniversiteye geliyorlar. Ama bu imkan elektronik imzalı olarak kendi UBS sisteminiz, üniversitenin bir yönetim sisteminizden de bu belgeleri talep edebilirsiniz ve elektronik imzalandığını da indirebilirsiniz. Burada öğrenci belgesi, transkript, öğrenci disiplin belgesi, öğrenci ders içeriği raporu yer almaktadır. Genellikle öğrenci belgesi, Türkçe, belge talebi denildiği zaman aşağıda belge numarası, belge tipi ve durum çıkmaktadır. Mesela bir tane öğrencinin talebini yapabileceğiz mi bakalım. Şu an ders kaydı yapmadığı için bu talepte bulunamıyor. Belge talebi ettiği zaman belgenin burada beklemede olduğunu göreceksiniz.
Elektronik imzalandığında da işlemler bütününden o belgeyi indirebileceksiniz. Tabii bu belgeler, elektronik imzalı belgeler ne kadar işinize yarıyor arasını bilemiyorum. Ama bu UBS sistemi üzerinden de belge talebinde transkript, öğrenci belgesi, ders içeriği raporunda belge talebinde bulunabiliyorsunuz. Burada yine çift ana dal yapmak isteyen arkadaşlar, yan dal yapmak isteyen öğrencilerimiz buradan talepte bulunabiliyorlar. Öğrencinin çift ana dal ve yan dal yapma şartlarının, kriterlerini taşıdığı takdirde karşısına şu butondan çift ana dal ve yan dal yapabiliyorlar. Eğer başka bir bölüm okumak isterseniz, gerekli kriterleri ve şartları sağlıyorsanız buradan da yapabilirsiniz. Onun dışında başka şurada buradan transkriptinizi görüntüleyebilirsiniz. Tıklayalım. Herhangi bir dersi yok gerçi ama yine de nasıl bir ekran çıkıyor bakalım. Burada eğer lisans programı okuyorsanız 4 yıllık almanız gereken dersler zorunlu seçmeyi hepsi yer almaktadır. Burada yine şu diğer ikonundan ceza bilgileri yer alıyor. Burada kayıtlanma onay raporu, ders kaydınız tamamlandıktan sonra alacağınız kayıt onay raporu. Her öğrenci mutlaka ders kaydı tamamlandıktan sonra daha sonra bir mağduriyet yaşamaması için bu kayıtlanma onay raporunu mutlaka ya bilgisayarına indirsin ya da çıktı alsın. Danışman bilgisi ve harç bilgileri burada yer alıyor. Derslerime basıldığı zaman da dersler yer alacaktır. Şu an ders kaydı yapamadığımız için, yapılmadığı için herhangi bir ders gelmiyor ama derslerime basıldığında dersleri de görüntüleyecektir. Nasıl şifrenizi değiştirebilirsiniz? Ona değinelim. Sağ üstte şurada 9 tane kare yapıyor. Ona bastığımızda kullanıcı grubundan gelip şurada hesap ayarları. Şurada hesap ayarlarından burada şifrenizi güncellemek için tıklayınız var. Mevcut şifreyi yazıyorsunuz. Sonra yeni şifreyi diyerek, bilgilerimi güncelle diyerek tekrar bilgilerinizi güncelleyebiliyorsunuz. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar hocam. Eğer sorusu olan arkadaşlar ubs@bartin.edu.tr'ye de yazabilir. Biz oradan daire başkanlığı kullanıcıları olarak öğrencilerin sorularını da oradan yanıtlıyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi de alabilirim. Şimdi bir güncelleme geldi de bize derdeki grubumuzdan. Kullanıcı adı, öğrenci numarası, şifre de UZEN 1-2-3 olarak belirlemişler. Bir sıkıntı yaşanmış herhalde de bugün. E-derse mi yoksa şey mi? UBS'ye mi hocam? UBS'ye şey E-derse. 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 Ha. UZEN'den mesela var mı hocam o derste ilgili? Onlar şu anda çok yoğunlardır. Ha, muhtemelen onlara bunu benim söylediğim bilgiler arkadaşlar UBS, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'nin girişle alakalı. E-derse giriş portalı tamamen UBS'den farklı bir portaldır. Rutsin hocamın da dediği gibi kullanıcı adları, öğrenci numaraları, şifreleri de UZEN 1-2-3 oluşturuyor. I think we are all finished. İletişim bilgileri güncel. UBS'den. Kadir Bey, ben kaçırdım, bir ara yoktum. Şuradan. UBS'den. Allah. Tamam. Tamam. Biz de bu arada hesap ayarlarından her şeyi. Arka planda iletişim biraz yoğundu. Arayanlar, soranlar, biraz onlara şöyle hızlıca bakmaya çalıştık da. İsterseniz kameralarınızı açabilir misiniz? Şöyle bir paylaşmak isteyenler tabii ki. Herkes değil. Eğer benim görüntümün paylaşılması sizin için
problem değil diyorsanız görüntünüzü açıp el sallayabiliriz. Şöyle bir güzel bir görüntü. If you like, so let me translate it into English. So please, if you accept, please open, turn on your cameras so that we can see you and wave at each other. If it's possible, I mean. Anyone here? Who can share? Kadri Hocam, merhabalar. Buralardaymışsınız. Evet hocam, sessizce izliyordum. Tam alamadım. Sessizce izliyordum dedim. Evet. Şimdi, Azdan benim de dersim var B1 öğrencilerine. Şimdi bitince onlarla ders yapacağım. Ben. Türkçe mi? Evet, Türkçe öğretiyorum onlara. İyi, kolay gelsin. Sağ olun hocam. Çok fazla öğrencimiz yok herhalde. So, we hope to see you here very soon, but we're not sure about that. Take care. If you have any questions, by the way, so you already had some questions, but we need to check the Zoom group chat. There are lots of things written in Arabic, but toplam önemli bir şey yok. Okay. Tamam. So the courses starts today. Normally, if you are taking classes, courses at your department, but if you are taking Turkish classes, so we don't know when they exactly start. So it depends on your classroom. I'm trying to find out, select the questions, let's see. Türkçe bilen öğrenciler ne zamana kadar derslere kayıt olmaları gerekiyor? Herhalde bunu yazdım ben. Yazdık. Cuma gününe kadar ders kaydı yapması gerekiyor demişiz, evet. Bu videoyu nereden izleyebiliriz? Bu videoyu biz web sayfamıza yükleyeceğiz. ISO Bartın Edu.tr'den takip edebilirsiniz. Let me tell it in English as well. We're going to upload this video, or at least we're going to share the link to this video on our web site, ISO.bartin.edu.tr. It's our official web page, so you will be able to see the link to our record very soon. Any questions? We're going to share the presentation as well. But if you have any questions, different languages, maybe you don't understand me or our friends very well, but you can ask in Arabic, Russian, French, okay, in different languages. Also, we can also reply to your queries. Hocam, arasında tamam. Evet, tekrarlar. Soru hocam. Erasmus hakkında bir anlatabiliyor musunuz? Bir ne hakkında? Erasmus. Erasmus hakkında. Erasmus hakkında kısaca bilgi vereyim.
Erasmus öğrenim ya da staj hareketliğinden yararlanma şansınız var. Bunun için şart kısaca bahsedeceğim. Transkriptin oluşması. Yani birinci dönem geçecek bölümünüzde hazırlıkta değil. Orada eğitim dönem tamamlandıktan sonra Kadir Bey, gürültüsünden mi geliyor? Dönemde bir herkesi sessize olmak lazım ama Kadir Bey, beni host yapabilir misiniz? Sizin sesiniz gelmiyor bu arada. Sesinizi kesmişler. Bunun için ilgili başvuru döneminde başvuru yapmanız lazım. Burada değerlendirilecek başlıca iki husus var. Biri sizin genel not ortalamanız, yani dönem içerisinde sadece o dönemlik değil, geçmiş dönemlerin toplamı olarak genel not ortalaması. İkinci değerlendirme, yazılı sözlü yabancı dil sınavı, ki bu sınav İngilizce olarak yapılıyor. Öğrenim hareketliğinden yararlanacaksınız. Anlaşma, bölümünüzün anlaşması olması lazım. Staj hareketliğinde böyle bir şart yok. İsteğe bağlı, zorunlu veya mezuniyet sonrası staj bile yapabilirsiniz. Detaylar içinde erasmus.barty.edu.tr sayfamızda sıkça sorulan sorular var. Gerekli bilgiler var, iş akışları var, süreçler nasıl ilerliyor, hepsi detaylarına kadar var aslında. Oradan da bakabilirsiniz. Ama toplantıyı çok fazla uzatmayalım diye Erasmus'un detaylarına çok şey var. Dalmayalım isterseniz burada. Ama yararlanabilirsiniz. Yani uluslararası öğrencilerimiz de yararlanabilir. Türk öğrenciler de yararlanabilir. Any other questions? Başka? Hala sorun var diyen var Özlem'le ilgili. Uzaktan eğitimdeki derslerle ilgili sanıyorum bugün bazı arkadaşlarımız problem yaşamışlar ama bunlar çözümlenecek. En azından bağlanırken öğrenci numaranız kullanıcı olarak şifre olarak da Özlem 123 ile bağlantı yapabiliyorsunuz. Şimdilik. Ondan sonra kendi şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Sisteme giriş yapıp hemen şifrenizi değiştirin. Başka sorumuz yoksa sunumu sonlandırıyorum. Sunumda bize asıl desteği veren katılımcı hocalarımız, görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de burada birazcık giriş yapmaya çalıştık. Genel bilgiler vermeye çalıştık ofis olarak. Memnun olduk. We're so glad to meet you. If you do not have any questions, I'm going to end the meeting. Evet, Ülkü Hocam. Evet. Bazı arkadaşlarımız Türkiye'de, bazıları uzakta. Ama evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burçin Hocam, çok teşekkürler bizleri davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince uzaktan da olsa biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok sağ olun. Hocam, ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Emeklerinize sağlık. Kolay gelsin. Görüşürüz hocam. Hoşça kalın. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Görüşmek üzere.